Edebiyatın Yıldızı Süre yayınlarına hoş geldiniz. Ee, sevgili arkadaşlar postmodernizm esas alan roman yani test 8 ile karşınızdayım. Başlasın mı? Başlasın. Hadi bakalım fatı fatı duydunuz o sesi. Ne diyor soru da postmodern romanla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir şeklinde bir soru köküyle karşılaşıyoruz. Okura kurmacayı hissettirme teknik kusur kabul edilir. Kusur kabul edilmiyor. Bilakis kurmaca hissettirme durumu vardı. Dolayısıyla burada bir hata var. Geleneksel sanat anlayışı ile eserler kale alınır sevgili arkadaşım. Geleneksel sanat anlayışı deyince postmodernizm olmaz. Yani burada mesela hani merak ögesi yüksek olan romanlarda falan karşımıza çıkabilir. Dolayısıyla gitti. Geleneksel roman dışında zaten postmodern roman modernizmin ötesinde olarak karşımıza çıkıyor. Kurmacanın oluşturulma serüveni okurla paylaşılır. Doğru. Yani ben bu romanı şöyle bir anlayışla esas al yani bu anlayıştan yola çıkarak yazdım falan gibi. Aslında buradaki kahraman şöyle rastladığım birisiydi gibi anlatılabilir. Eserlerde ben diliyle okura mesaj verme amaçlıdır. Ben diliyle mesaj verme sanki modernizm de olur hocam. Aynen haklısın. Toplumsal yaşamdaki çarpık düzen faydacı bir anlayışta. Faydacı deyince toplumsal roman akta geliyor. Dolayısıyla cevap ne? Cevap Ceyhan. Cevap C. İşte bu. Postmodernizmi esas alan roman test 8 ve soruda 2. Orhan Pamuk'la ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bakın nasıl yanlıştır deniliyor genellikle doğrudur diyor. Türk toplumunun yaşadığı siyasi ve ekonomik krizleri romanlarında konu edinmiştir. Siyasi ve ekonomik krizler yani yok yani dolayısıyla siyasi ve ekonomik krizler modernizmde olabilir postmodern sanatçı. Dolayısıyla burada yani bireyin açmazları falan esas alınabilirdi. <laughs> Cevdet Bey ve oğulları ad eser modernizm olabilir ama burada da böyle ekonomik krizler ve siyasi çalkantılar ele alamıyordu. Ha o o canım dedim özür dilerim. Yani romancının bazıları da tabii ki hoca da olabiliyor da yani Orhan Pamuk mesela Kar romanında siyasi tek romanımdır dediği roman değil miydi? Dolayısıyla hani böyle bir durum söz konusu değil. Ekonomik krizleri falan esas almıyor. Eserlerinde toplumla toplumda yalnızlaştırılmış tarihi kişileri... ...tarihi kişiler bir de yalnızlaştırılmış. Hayır böyle bir durum söz konusu değil. Yani yalnızlaştırma vesaire bu mesela Adalete alında falan olabilir. E ee, o yüzden hani aklımıza hocam başka birisi geliyor mu diye içinden geçebilir. Ne yani İskender Pala olur mu diye düşündüm. Romanlarında büyülü gerçeklik akımının yani Latife Tekin'den falan bahsetmiyor sevgili Arsız Ölüm. Dolayısıyla Hani Orhan Pamuk yine değil akımın izleri görülmektedir diyor. Realizm ve naturalizmden beslenerek bu da mesela e, toplumcu gerçekçi sanatçılarda oluyor. Beslenerek deko, dekorun ön planda olduğu eserler kalem alınmıştır. Yani ne Yaşar Kemal ne Orhan Kemal. Burada Orhan Pamuk efendim. E, romanlarında metinler arasılığa evet benim adım Kırmızı'da mesela ciddi manada metinler arasılığa başvuran bir isimdir. Dolayısıyla sevgili arkadaşım arasılığa sıklıkla başvurmuştur. Doğru bilgi cevap ne Edirne cevap Edirne. Postmodernizm esas alan roman test 8 ve soruda 3. Modernizm ile postmodernizm karşılaştırması aşağıdakilerden hangisi yanlıştır şeklinde bir soru kökü. Evet öğretici bir soru hadi bakalım. Modernizm geleneksel kültürü reddederken postmodernizmde kültüre ait her unsur bir malzemedir. Doğru. Evet modernizm stilleri kıran bir anlayış olarak var olurken postmodernizm çoğulculuğu benimsemektedir. Doğru çoğulculuk. Bu da güzel bir soru olmuş değil mi? Modernizmde bireyin iç çatışması merkeze yer alırken postmodernizmde bireyin yaşadıklarını başka bir açıdan aktarma vardır. Hakikaten bir de bu yönden bakalım gibi bir anlayış vardı burada. Doğru. Evet şimdi modernizmde kurmacı senin yazılış süreci ayrı tam postmodernizmde var bu. Yazılış süreci aktarılırken postmodernizmde yazar olaylar karşısındaki tarafsız tutum. Hayır efendim cevap denizi gözüküyor o halde. E'yi de bir okuyalım hocam net karar verelim haklısın. Modernizmde bilinç akışı. İş çözümleme gibi teknikler yer alırken postmodernizmde metinler arasılığa sıklıkla başvurulur. Evet bu da doğru. Yani bilinç akışı iş çözümleme sanki postmodernizmde yok mu var ama yani bunlara yer alırken postmodernizmde de metinler arasılık fazlasıyla yer alabilir. Dolayısıyla cevap denizli. Cevap D işte bu. Postmodernizm esas alan romantizm 8 ve soru 4. Bu parçada söz edilen eser aşağıdakilerden hangisidir diyor. Roman Selim Işık'ın ölümü ve en yakın arkadaşı Turgut Özben'in onun ölümünün sebebiyle geriye dönüşlerle araştırmasıyla şekillenmiştir. Evet. Selim Işık içe dönük, çekingen, sanata gönül vermiş biridir. En yakın arkadaşı Turgut ise dışa dönük, insanlarla kolay ilişki kurabilen ve fiziksel olarak güçlü, kuvvetli biridir. İki karakterin ortak noktaları mizaç, oyun ve edebiyattır. Bu karakterlere eserde yer verirken geleneksel roman anlayışındaki zaman mekan uyumu alt üst edilmiştir diyor. Tutunamayanlar adlı eserden bahsediyor. 1960'lı yıllarda yayınlanmıştı. Evet postmodern romanın ilk örneklerinden de değil mi? Aynı zamanda modernizm ait unsurlar da vardı hocam haklısın. Yeni Hayat Orhan Pamuk'un ay falcısı Süreyya Evren. Ala gün çocukları aklıma gelmedi. Boğaz kesen, evet Boğaz Simas gözümün önüne geliyor sanatçıların bazen. Evet ya geldi gitti e, olmadı olsun. Cevap Ankara efendim. Tutunamayanlar romanını biliyoruz. Cevap A. Postmodernizm esas alan roman test 8 ve soruda 5. Aşağıdakilerden hangisi verilen açıklama ayraç içindeki sanatçı ile örtüşmemektedir şeklinde bir soru köküyle karşılaşıyoruz. Kalem aldığı biyografik eserleri ve akıcı üslubuyla dikkat çeker. Bir tatlı huzur adı Aylin hatırladın değil mi? Sanatçının biyografik romanlarıdır. Sanatçı romanlarında olayları anlatırken kronolojik zamana uymamıştır derken... Ayşe Kulin, hocam baya meşhur isimlerden biri bu Ayşe Kulin okudum diyebilirsin. Eyvallah. Sevgili dostlar bazı eserleri de filme aktarılmış olabilir sanatçının. Polisiye roman tekniğini küçük ayrıntılara verdiği önemli birleştirir. Yaşam karşısındaki zorluklara direnen kadınları eserlerinde işlemiştir. Yarın yarın hocam yarın yarın Sevgi, Sevgi Soysal'ın değil de, Evet haklısın. Kimin de Pınar Kür'ün eseriydi. Evet e, aynen Sevgi Soysal'la ilgili bir problem var. Sevgi Soysal'ın benim aklımda Yeniçehir'de bir öyle vakti kaldı diyebilirsin. Eyvallah. Sonra e, romanında 12 Mart darbesinin etkisiyle çekilen yaşamları e, hikayeleştirmiştir. E, cevap Bursa gözüküyor ama lütfen okuyalım diğerlerini. Efendim aynen. Türkiye'de bir hatta roman tekniğini yenileştiren sanatçı olarak tanınmış bilinç akışı iç monolog geriye dönüş tekniklerini romanda başarılı bir şekilde uygulamıştır. Onun romanlarındaki kahramanların hikayeleri gerçek yaşama tutunamayanların hikayeleridir. Tehlikeli oyunlar sanatçının önemli eseridir. Oğuz Atay, evet tutunamayanlar romancısı. Fantastik hikayeleriyle tanınan postmodern yazar, Gerçekle gerçek üstü ilişkisini insan sevgisi ve hüzün merkezinde işler. Siz kelebekleri Orp H. Ay fazlası romanlarıyla tanımıştır. Nazlı Eray. Evet doğru. Romanlarında yepyeni bir üslup tercih etmiştir. Köy yaşamını konu aldığı sevgili arsız ölüm olayları masalsı atmosferde anlatır. Evet eserdeki olağanüstü unsurlar ilgi görür. Latife Tekin sevgili Arsız Ölüm sınavda da soruldu değil mi? ÖSYM'de sordu. Cevap Bursa o halde sevgi soysal. Yani Yenişehir'de bir öyle vakti yürümekti değil mi bir de? Diğer eseri cevap Bursa. Cevap B. Postmodernizm esas olan roman test 8 ve soru 6. Postmodern romanla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez şeklinde bir soru köküyle karşılaşıyoruz belirsiz bir zaman ve belirsiz bir çevre söz konusudur. Yani zaman çok net olarak karşımıza çıkıyor mu? Hayır. Postmodern romanda böyle bir durum söz konusu. Evet biraz masalısı atmosfer gibi de değerlendirebiliriz hocam diyebilirsin. Ha çevreye vermiş mi? Vermiş olabilir yani eyvallah. Olaylar belli bir kronolojiyle değil bilinç akışı tekniğiyle anlatılır. Evet bilinç akışı tekniğinin en önemli eserlerinden biri de Oğuz Atay'ın tutunamayanları mıydı hocam? Evet doğru. Geriye dönüşler, iç içe geçmiş olaylar falan aktarılabiliyor. Gerçek kişi ile kurmaca kişisi iç içe aktarılmaktadır. Doğru. Romanın yazılma amacı. Ee, evet tamam bu verilebiliyordu okuyucuyu bir konuda bilgilendirmektedir. Yani şimdi bir konuda bilgilendirmektedir deyince yani burada sanki burası aldatmaya dönük bir durum gibi okuyucu bir konuda bilgilendirmektedir. Tanzimat romanı gibi oluyor. Dolayısıyla ee, D şıkkı bir kenara bırakıyorum. Şimdi E şıkkı gerilim artırmak için polisiye bir olaya yer verilebiliyor. Yer verilir. Doğru. Efendim şimdi dolayısıyla cevap ne? Cevap Denizli. Cevap D. De. İşte bu. Postmodernizm esas alan Romantez 8 ve soru 7. Aşağıdakilerden hangisi açıklama ayraç içindeki sanatçı ile ilgili değildir? Eserlerinde gurbetçilerin çocukların sorunlarına, kadın problemlerine, göçmenlerin yaşadığı sıkıntılara değinmiştir. Berlin'in Nar Çiçeği eseri önemli romanlarındandır. Leyla Erbil. Hayır. Şimdi Berlin'in Nar Çiçeği 47'ler Firuzan'a ait eserde. Dolayısıyla iki roman vardı. E gözüküyor devam. Efendim şimdi Cumhuriyet'in ilk kadın öykü B şıkkında öykü ve roman yazarlarındandır. Kadın karakterlere sıkça yer veren sanatçı kişileri ne her tabakadan seçmiştir? Geleneklerin ezdiği kadınları iç sıkıntısı yaşayan genç kızları işler korsan çıkmazı. Boşlukta mavi eserlerinden bazılarıdır sanatçının diyor. Evet doğru Neziye Meriç. Korsan çıkmazı özellikle karşımıza çıkabilir. TDK ödüllüydü galiba. Efendim sanatçı eserinde kadının toplum içindeki yeri üzerinden mesajlar vermeye çalışmıştır. Ölü erkek kuşlar ve yeni yalan zamanlarda kadının özgürlük sorunlarını ve erkeklerle olan bağlarını sade akıcı ve şiirsel bir dille aktarmıştır. İnce Aral doğru. Efendim ödüllüydü ölü erkek kuşlarda galiba öyle hatırlıyorum. Ama teydeki ödülü değildi sanki. Sanatçı felsefenin derinliğini romanların imkanlarıyla buluşturmuştur. Bunun sonucu olarak üst kurmacanın yer aldığı yapıtlarıyla dikkat çeker. Kurmacanın iyi kötü çatışmasını Evet, sevginin gücünü işler. Sanatçının en bilinen romanı Puslu Kıtalar Atlasıdır. Evet, doğru İhsan Oktay Anar Galis Kahraman eserini okudum hocam diyebilirsin. Eyvallah. Evet, çevresiyle uyum sağlamayan Ahmet eseri de aklıma geldi bir an söylemek istedim. Evet, en şıkkı şimdi çevresiyle uyum sağlayamayan biri bireyin sorunlarına eğilmiştir. Aydın ve seçkin tabakın uyumsuzluğunu, yalnızlığını vurgulayan hikaye ve romanlarıyla bilinir. Sanatçının Hakkari'de bir mevsim romanı ayrıca sinemaya uyarlanmıştır o adlı eser Akhyar'da bir mevsime dönüşmüştü Feride Edgü'de. Evet küçeric öyküden de hatırlarsın Saracici. Dolayısıyla doğru. Ve cevap ne? Caba Ankara. Cevap, işte bu. Cevap. Postmodernizmi esas alan test 8 ve soru da 8. Aşağıdakilerden hangisi de verilen açıklama ayracı içindeki eserle ilgili değildir? Metin Kaçan, evet bu eserinde romanın kişisi Gili Gli. Gli. Salih'in kimliğinde yaşama tutunabilme çabası ve kimlik bunanımı yaşayan modern toplum bireylerin yaşamlarına odaklanır. Romanda Salih'in kendini kanıtlamak için verdiği mücadele simgesel bir dille anlatılır. Ağır roman. Evet. Yani yaşamında da böyle enteresanlar var sanatçının. Yani ben tabii uzun uzun konuşulması gereken bir mevzudur. Hasan Kaçan'ın kardeşiydi ya da abisiydi. Evet karikatürist. Evet kitap rüyaları vasıtasıyla bir dünya haritası çizmek istemeyen, isteyen kahraman uzun İhsan Efendi enteresan bir eserdi bu da ve oğlu Bünyamin'in hikayesi romandaki yazarın temsilcisi olan Uzun İhsan Efendi. Kain gibi Bünyamin'i yönlendiren bir güçtür. Sanatçı bir kurguyu düşleyenin kendisi olduğunu vurgular puslu kıtalar atlası. Doğru. Evet sevgili arkadaşlar şimdi İhsan Oktay Anar'la ilgili bir eserdi. Tamam onun eseriydi yani ilgili derken. Evet devam C şıkkına bakalım. İnci Aral romanında bir ailenin iç içe geçen hayatlarına çeşitli ruhsal yaşam öykülerini geçmiş ve şimdi bir arada işlemiştir. Sanatçı bu eserinde Armağan, Sacit, Fikran üzerinden çocuklukta yaşanan olumsuzluklar anne ya da babanın çocuğun üzerinde bıraktığı etkilerini çoğunlukla ileriki yaşlarda atlatılabileceğini aktarır. İnşallah atlatabiliriz. Mor adlı eser. Hadi bakalım eseri okuyacağım hocam diyebilirsin. Ee, evet doğru yani e, İnci Aral'ın eseri Mor Yeni Yalan Zamanlar da onun eseriydi değil mi? Eserde hem doğu hem de batı geleneği galip karakterinin bakınız bu eser biraz önemli sanki yani diğerleri önemsiz diye söylemiyorum. Yani neden olduğunu söyleyeceğim bu arada. Galip karakterin karısı Rüya ile ilişkisi üzerinden birleştirilir. Rüya'nın Galip'i terk etmesiyle eser bir arayışın romanına dönüşür. Kara kitap. Bu arada Hüsnü Aşk adlı eserdeki olay burada postmodern roman olarak karşımıza çıkar. Yani Şeyh Galip'in eserini kara kitap olarak sanatçı postmodern roman olarak göndermede bulunarak oluşturmuştur diyebiliriz. Evet bu da doğru. Ee, Orhan Pamuk 70'li yılların e, sonlarında bir aşk hikayesini anlatır. Kemal ve Füsun'un aşkı. Yazar Basmacı ailesinin oğlu Kemal'in romanı anlatıcısı yapmış. Bu yola kendi geçmişinden izleri bu geçmişe bakışını romana aktarmıştır. Efendim yani sanatçının Beyaz Kale adlı eseri değildi. Yine sanatçının eseri milliyet ödülü alan e, yani ilk romanından bahsediyor Kemal ve Füsun'un aşkı. Efendim dolayısıyla cevap Edirne cevap e, Beyaz Kale değil. Evet sevgili arkadaşlar işte E Postmodernizm esas alan roman 8 ve soruda 9. Aşağıdaki romanlardan hangisinin kahramanı yanlış verilmiştir diyor. Tutunamayanlar Odrik. Evet doğru Selim Işık Odrik. Evet Oğuz Atay'ın eseriydi. Kara Kitap Mevlüt. Kafamda bir tuhaflık vardı Mevlüt vardı. Kara Kitap'ta değil yani Orhan Pamuk'un eseri. Kara Kitap'ta galip vardı. Rüya vardı. Dolayısıyla cevap B gözüküyor. Devam 7. gün İhsan. İhsan Sayit doğru. Evet yani İhsan Oktay Yanar'ın eseriydi. Evet bir usta ve ben Cihan Çotikan vardı bir de evet usta ve, ve ben kimin de Elif Şafak'ın eseriydi. Son zamanlarda hocam Elif Şafak'la ilgili bir tartışma da var intihal tartışması diyebilirsin olabilir o da ayrı bir mevzu. Mine kırık mı böyle bir mevzusu var. Benim adım Kırmızı Şeküre Doğru ve Orhan Pamuk'a ait bir eseriyle ve cevap Bursa cevap B mevlüt değil efendim. Postmodernizm esas alan Romantez 8 ve soru 10. Aşağıdakilerden hangisi de açıklamaya ayrıç içindeki sanatçı ile örtüşmemektedir? Türk edebiyatında postmodern anlayışlı eserler kalem alan ilk yazarlardan biridir. Eserlerinin en önemli özelliklerinden biri çoğul anlatıcıya sahip olmasıdır. Gece romanı ile Pegasus Edebiyat Ödülü'nü almıştır. 10 yılda bir veriliyor bu arada bu ödül. Çok önemli ödüllerden biri Edebiyat Ödülü olarak Bilge Karaso. Evet doğru. Fantastik kurgunun önemli isimlerinden biridir. Dışlanmış, toplum dışına itilmiş sıradan insanlar eserlerinde işler. Gerçek ile düşü iç içe vererek farklı bir gerçeklik peşine düşer. Sanatçı aşkı giyilen adam, arzu sapağında ilecek var romanlarıyla tanınır. Nazlı Eray, doğru. Efendim suçumuz insan olmak romanı ile tanınan sanatçı yapıtlarında orta tabakadan kişilere, dışlanan kimselere ve umutsuzluk yaşayan bireylerin hikayelerine yer verir. Roman ve hikayelerinde anılarını daha çok kullanır derken Leyla Erbil değil Oktay Akbal'dan bahsediyor suçumuz insan olmak. Leyla Erbil yanlış C şıkkı olacak ama diğerlerini okuyalım isterseniz. Türkiye'de bir hata büyülü gerçekçi anlayışın önemli ismidir. Sevgili Arsız Ölüm romanını bu anlayış doğrultusunda kurgulayan yazar. Son romanlarında doğacı anlayışı kurgunun odana almıştır Latife Tekin. Sevgili Arsız Ölüm. Hocam harikasınız tamam sen de harikasın. Akıl ile duygu, güzel ile çirkin, yanlış ile doğru arasında kalmış bireylerin hikayelerine ve onların ruhsal durumlarına romanlarında yer verir. İsimle ateş arasında La, Sonsuzluk Gecesi, e sanatçının romanlarından bazılarıdır. Evet sevgili arkadaşım Nazan Bekiroğlu. Allah ömürler versin yaşayan sanatçılardan biri. Akademisyen sanatçı aynı zamanda hocaydı. Cevap Edirne. Cevap E. Evet bu bitti ya harika. Postmodernizm esas alan roman tez 8 ve soru 11. Bu parçada özeti verilen Orhan Pamuk'un romanı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Roman bir gün bir kitap okudum ve bütün hayatım değişti. Vay, wow, böyle bir şey olsa değil mi? Sözüyle başlamaktadır. Okuduğu bir kitaptan sarsılarak etkilenen, sayfalardan neredeyse fışkıran ışığa bütün hayatını veren ve kitabın vaat ettiği yeni hayatın bak şifre verilmiş burada. Hayatın peşinden koşan genç bir kahramanın olağanüstü hikayesidir bu. Kitabın etkisiyle aşık olur, üniversite öğrenciliğinden uzaklaşır, İstanbul'dan ayrılır, bitip tükenmek bilmeyen otobüs yolculuklarına çıkar taşraya doğru savrulur. Onunla aynı hıza sürüklenen okuyucu kahramanın okuduğu kitabı değil başından geçenleri izleyerek bize özgü bir hüzün ve şiddetin evet de ta kalbinde bulur kendini. Siyah beyaz televizyonlu kahvelere, kahvanelere yani, video seyredilen otobüslere, trafik kazalarına kadar uzanan bir hikaye, hayatla okumanın kesiştiği alanda seyreden ve her sayfada katman katman genişleyen sarsıcı bir yol hikayesi. Yeni hayat. Evet işte bu. Cevap Bursa. Hemen kara kitabı, tabii sanatçı, sessiz evi, benim adım Kırmızı. kafamda bir tuhaflık sanatçının eserleri ama burada aktarılan yeni hayat kahraman da verilmemiş tabii ki ama yeni hayat diye de şifre verilmiş dolayısıyla cevap Bursa cevap B işte bu Osmodernizm'e esas alan roman test 8 ve soru 12 aşağıdakilerden hangisi verilen açıklama ayraç içindeki sanatçı ile ilgili değildir Edgar ilk romanı Pinhan'dan başlayarak sanatçının romanlarında tasavvuf, kadın ve aşk iç içedir. Önce İngiliz yazılıp daha sonra yazarın da katkısıyla Türkçe'ye çevrilen Araf, e, aşk ve İskender adlı romanları yazar özgün kılmıştır. Elif Şafak hocam aşk da hatırlıyorum. Evet haklısın. E, evvel, dolayısıyla çok satan romanlardan biriydi bu arada Elif Şafak'ın. Çok satınca ölçü mü? Değil tabii. Öyküdeni bir yapı ustasının dikkatiyle kuran sanatçının akışı olmayan sulardaki şiirselliği dikkat çeker. Sonuncu sonbahar sanatçının özgün yapıtları arasındadır. Pınar Kür. Eyvallah doğru. Akışı olmayan suları biliyordum hocam harikasın. Efendim sanatçı çok katmanlı bir anlatım benimsediği romanlar kaleme alır. Tehlikeli Oyunlar romanında varoluş sorunsalı yabancılaşma sebeplerini ironik bir şekilde aktarır Oğuz Atay doğru. Efendim Tehlikeli Oyunlar tutunamayanlar değil mi? Onun eserleri de hocam diye içinden geçebilir harikasın. Evet, romanları felsefe, polisiye, tarih içeren üst kurumaca bir yapıya sahiptir. Tarihi romanlarında tarihteki önemli sorunları kurmacaya konu etmez. Suskunlar ve Efres Yapan hikayelerine tarihe başka bir açıdan bakar. İhsan Oktay da bahsediyor Orhan Pavuk, e, yani değil. Efendim yani sessiz ev eseri dese, benim adım kırmızı dese değil mi? Efendim işte yani e, sanatçının hani birçok eseri var tabi bazılarını saydım. Doğanın dört temel unsur olan su, hava, toprak ve ateş etrafında bir dörtleme roman dizisiyle dikkat çeken sanatçı uyumsuz kamanın maceraları eseriyle tanınır. Çok enteresan bir eserdir tavsiye ederim oku. Sanatçı hayatının temeli olan toprak etiği konusunda farkındalık oluşturmaya çalışır diyor. Buket Uzuner yaşayan sanatçılarımızdan. Cevap ne? Cevap Denizli. Cevap ne? De. Postmodernizm esas alan Roman Test 8 ve Soru 13. Bu tabloda numaramış yerler aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diyor. Hemen 1, 2 ve 3 şöyle dikkatimizi celbesin. Sonra bir de diyor ki Berce Kristin çöp masalları türü de roman diyor. Kimindi? Latife Tekin'in eseri sevgili arkadaşım. Berce Kristin çöp masalları. Sevgili arsız ölümü biliyordum hocam. Bir tane daha öğrenmiş oldun canım benim. Evet Latife Tekin, Latife Tekin. Yani A ve C şıkkı olarak devam ediyor. Bakalım İskender Pala yaşayan sanatçılardan biri. Nun masalları onun değildi. Nun masalları Nazan Bekiroğlu'na aitti. Katre-i Matem onun. Evet. Dolayısıyla Alev Alatlı geriye kalan hocam aşık oldu. Hakikaten Yaseminler tüter mi hala? Evet sanatçının roman türünde Cevap ne? Ankara. Cevaba işte bu.